Herkese merhabalar. Sanal Fırın'a hoş geldiniz. Bu videomda pastanelerde pastaların üstündeki siyah parlak sostan yapacağız. Yapılışı çok kolay. Malzemeleri biraz karışık. Bulamazsanız arkadaşlar malzemeleri bana ulaşın. Size temin etmeye çalışacağım. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kullanacağım malzemeler 500 gram sıvı şanti, 125 gram glikoz, 125 gram tereyağı, 150 gram sade soğuk jöle ve 125 gram bitter kuvertür çikolata. Önce şantiyi tencereye alıyorum. Şöyle dursun, sıyıracağım birazdan. Ardından glikozu. Glikoz koymadaki amaç parlak olması. Yani pastaneden almış olduğunuz pastaların üstündeki parlaklığın sebebi budur. Hepsinde glikoz var. Sağlıklı olsun diyorsanız glikoz yerine biraz şeker koyabilirsiniz. Koymasanız da aslında çikolatanın kendi tadı da yeter. Çok yapışkan bir şey bu mübarek. Tamam, şimdi. Ve tereyağı. Şanti, tereyağı ve glikozu tencereme aldım. Ocağın üstüne alıyorum. Bunlar eridikten sonra çikolatayı, ardından da en son soğuk jöleyi ekleyeceğim. Tamam. Şimdi bunu ocağın üstüne alıyorum. Kısık ateşte çok fazla hızlı çırpmadan böyle yavaş yavaş karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Bu şekilde karıştırarak 5 dakika kaynatıyoruz. Eğer yarım kilodan değil de 1 kilodan daha fazladan yaparsanız 10 dakika 15 dakikaya kadar kaynama süresi çıkıyor arkadaşlar. Az olduğu için 5 dakika kaynaması yeterli. Şimdi ocaktan alıyorum. Çikolata ekleyeceğim. Ocaktan aldım. Hiç soğutmadan, bekletmeden çikolatalar içerisine döküyorum. Çikolatalar eriyinceye kadar, tamamen içerisinde çözülünceye kadar böyle yavaş yavaş karıştırıyorum. Çikolata da tamamen çözüldü. Son olarak da jöleyi ekliyoruz. Jöleyi soğuk da ekleyebilirsiniz, sıcak da ekleyebilirsiniz. Fark etmez. Jöleyi de ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Jölenin de tamamen içerisinde çözülmesini bekliyorum. Evet, pasta sosum hazır oldu. Bildiğiniz parlak, hani pastaların üstünde görüyorsunuz ya, o sos arkadaşlar. Biraz ılıyınca, hafif koyu kıvam alınca, çok değil de biraz ılıyınca pastalarınızın üzerine dökebilirsiniz. Pastanın üzerinde tutacak şekilde kıvama gelince. Kullanacak olduğunuz kadarını kullanın. Geriye kalanını dolaba kaldırın. Başka bir gün, donmuş olacak bu arada. Başka bir gün kullanacak olduğunuz zaman mikrodalga fırında, eğer mikrodalga fırınınızda yoksa bir tencerenin içerisine su kaynatın. Bunu da onun içerisine oturtun. Yavaş yavaş karıştırarak donunu açtıktan sonra tekrardan kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal Fırın'da kalın. Hoşça kalın.